Sen gittin, ümmetin çaresiz kaldı öksüzler. Yetimler sahibisiz kaldı dünyada. Dört bir yanı zulüm sardı mazlumlar. Boynu bükük garip kaldı yetimler. Boynu bükük garip kaldı neredesin? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Lem'alardan İkinci meseleyi mühimme diye başlayıp, yedi kat gök ve onun içerisinde bulunan her şeyin Cenab-ı Hakk'ı tesbih ettiğini, Cenab-ı Hakk'ın semaya istiva ettikten sonra yedi kat semavatı, gökyüzünü tesbih ettiğini, her şeyi bildiğini ifade ettikten sonra, en küçük maddenin en küçük parçası olan esir maddesini Cenab-ı Hakk'ın yarattığını, adeta kainatın çekirdek ve tohumu. Buradan hareket ile baktığımız zaman her şey noktadan başlamaktadır. Cenab-ı Hak adeta noktadan harfi, harften kelimeyi, kelimeden cümleyi, cümleden sayfayı, sayfadan da kitabı yaratmıştır. O ise suhufu müşiret. Hakikatınca adeta sayfelerin neşredilmesi, açılması ve sayfelerin bir araya getirilerekten kainatın okunması gereken bir kitap olduğunu ifade ediyor. Noktayla başlayan kainat ve neticede cümleler noktayla sonlanır. Kitaplar da nokta ile bir derece noktalanır. Böylece nokta ile başlanan kainat da aynı şekilde. Esir denilen bir nokta maddesi ile başlar ve neticede aynen o noktalar ile devam eder. Noktaların bir araya gelmesiyle, nasıl ki büyük şeyler küçük şeylerden oluşursa, binalar küçük küçük elbette ki çakıl taşlarından veyahut da kumlardan oluştu. İnsanın vücudunu da aynı şekilde nasıl ki hücrelerden, elementlerden, zerrelerden oluştu gibi. Allah, eskilerin cüz-ül ayet-i cezza dediği, yani parçalanmayan en küçük parça. Kur'an-ı Kerim'de de Rabbimizin وَاَسْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ yani İslami literatürde zerrenin karşılığı normalde bizim kullandığımız atom demektir. Bugün baktığımız zaman atom da artık parçalanmaktadır. İşte Kur'an'da Allah atomu yaratan ve asgaru min zalik ve ondan daha küçüğünü yaratan demektir. Demek ki atomun da bölündüğünü ifade ediyor. Çünkü baktığımız zaman bugün de atom hakikaten nötron, elektron, protonlarına ayrılmakla kalmıyor. Aynı zamanda aynen soğanın zarları gibi birbirlerine katılımını, geçişini engelleyecek aralarda perdeler yaratılmış olmaktadır. Aynen onun gibi Cenab-ı Hak da başlangıçta en küçük bir tohumu çekirdeği yaratıyor. Mesela bugün insan oğlu baktığımız zaman uzaya, uzayın derinliklerine doğru, dünyayı aşaraktan öteki alemlere, diğer bir ifadeyle makro aleme doğru bir seyahat içerisine bir yandan giderken, diğer yandan da bakıyoruz ki mikro alem içerisinde de bir seyahat etmekte. Mesela bu geçen zaman süresi içerisinde CERN diye başlatılan, yani bir derece atom reaktörü olaraktan, ki CERN ne olduğu konusunda burada da genişçe ifade edilir. Yani bir derece bazı maddelerin elektron pozitronun çarpıştırılması gibi, yani bir derece atomun daha da içerisine, iç dünyasına girerekten o manada, böylece mikro alem içerisinde Avrupa nükleer araştırmasında da burada da aynı şekilde görüldüğü gibi ve atomun en ince derinliklerine girerek ki onların ifade etmiş olduğu onların diliyle Tanrı parçacığını bulma. Fakat onların yanıldığı ki en büyük bir ahmaklık diye ifade edilen böyle bir araştırma güzel bir araştırma iken ancak bununla kalmayıp öyle bir ahmaklık içerisine giriyor ki o Tanrı parçacığı denilen şey kendi zihniyetince tanrısını maddenin içerisinde arıyor. Yani bu neye benziyor? Sanatkarını
sanatın içerisinde arama gibi. Yani akıllı telefonun içerisinde ustasını arıyor. Yani maddi olarak arıyor. Oysa şunu ifade etmek gerekir ki üstadın da beyan ettiği gibi, her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir, göz ise maneviyatta kördür, görmez. Onun için bu manada yaratıcısını o maddede değil, o CERN ile atomun da parçalanmasıyla, o reaktörlerin birbirleriyle, maddelerin birbirleriyle çarpıştırılıp da o tanrı parçacığı dediği en küçük, yani üstadın esir diye ifade ettiği ki en son artık bölünmez cüz-ül ayete ceza, parçalanmayan en küçük parça. Oysa elbette ki sanatkar yaptığı sanata benzemez. Çünkü onun cisminden ve cinsinden değildir. Mesela insan yaptığı birçok şeye benzemediği gibi, hadi en çok mükemmel olan diyelim ki yaptığı konuşan özellikleri robot bile olsa, baktığınız zaman birçok noktadan robottan ayrılmaktadır. Robotu kendisi yapmaktadır. Aklı ve dehası ile insan. Yani onun için bunların da o tanrı parçacığı demiş olduğu şey içerisinde onun yaratıcısını aramaktansa, maddi olarak onu değerlendirmektense elbette ki düşünmesi lazım ki onun sıfatlarıyla ancak, yaratıcının sıfatlarını o maddenin içerisinde, esir maddesinin en küçük o atom parçasının içerisinde, en küçük parçanın içerisinde bulabilir. Onun için baktığımız zaman güzel bir gelişme olaraktan mikro alemde de derinliğine doğru bir gidiş var. Mesela mübalağa etmiyorum. Benim hemen hemen 45-50 yıldır anlatmakta olduğum, ki onu da tespitler.com'da ele almıştım, Kur'an'ın mucizeleri, Üstad'ın 20. sözdeki peygamber kıssalarının zamanımıza bakan noktası. Hazreti Süleyman peygamberin Belkıs'ın tahtının ışınlaması olayı. Işınlama, ki bunu 10 küsür yıl önce de Microsoft'tan gelen bir mesaj üzerine onlara iki teklifte bulunmuştum. Siz şimdiye kadar sesleri ve görüntüleri getirdiniz. Kokular ile cisimleri de getirin. Geçen günler Facebook'un sahibinin 2030 yılında, yani bundan 9 yıl sonra inşallah ışınlamayı gerçekleştireceğiz demiş olması hakikaten beni heyecanlandırdı. Çünkü ben bunu 45-50 yıldır söylüyordum. Üstad da bunu ifade ediyordu, o peygamberlerin kıssalarının bu zamanımız noktasından alacağımız elbette ki dersler. Elbette yine şu bir hakikattir ki Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. Ve kaleme Cenab-ı Hak yemin ediyor. Vel kalemi ve ma yasturun. Bir surenin adı da Kalem suresi. Kaleme yemin olsun ve onun yazdıklarına. Ve böylece kalem o andan itibaren noktayı koyuyor. Nokta ile yazmaya başlıyor. Ve hala o noktalar, o noktaların birikimiyle o yazma işlemi hala devam ediyor. İşte bu manayı Üstad Dema'larda o en küçük parça olan, bölünmeyen cüz-ül ayete ceza olan, o asgaru min zalik dediği, bölünmeyen en küçük parça dediği Rabbimizin o esir maddesiyle ilgili Üstad, işte bu hakikat-ı Kur'aniyeyi, yani o artık sema emvacı karardadı olmuş bir denizdir. Yani denizdeki o dalga hali gibi sürekli bir şekilde o esir maddesiyle ilgili olaraktan birkaç hakikati burada zikrediyor. Biz de o esir ile alakalı noktaları sizlere arz edeceğiz. Birinci kaide. Fennen ve hikmeten sabittir ki bu haddi yok, sınırı olmayan. Fezai alem, nihayetsiz bir boşluk değil, belki esir dedikleri madde ile doludur. Ki şu anda daha önce 13.7 veya 14.5, şimdi 16.6 milyar yıl önce kainat Big Bang teorisiyle büyük patlama neticesinde, yani adeta o en küçük parça olan esir maddesinin bir tohum gibi, bir çekirdek, bir yumurta gibi patlamasıyla birlikte, böylece o tabii ki tam bir plan ve proje içerisinde, böylece esir maddesiyle tamamen şu boş gibi görülen alem doludur. Yani şu unutulmamalıdır ki olaylara sadece kendi dar çerçevemiz içerisinde bakmamalı. Yani her şey bizim içerisinde bulunduğumuz alem ile bağlantılı değil. Hatta göremediğimiz alemler gördüklerimizden çok çok daha fazlasıyla mevcuttur. Onun için diğer alemlerde de kendisine münasip sakinler de meskun olmakta bulunmuş, yaşamını sürdürmektedir. İşte bütün o boşluk gibi denilen alem esir maddesiyle ilgilidir. Üstad onu ifade edecek. Her şeyin içerisinde akıcı bir özelliğe sahip olan. Yani letafetinden ve zarafetinden dolayı o manevi olan alemlerde, mikro alemlerde de
her yere, ruhun vücutta her yere girip aktığı gibi, aynı şekilde kainatın ruhu mesabesinde olan, akıcı madde olan o esir madde, atomun da içerisinde, bütün maddelerin içerisinde adeta gezmektedir. İkincisi, fennen ve aklen, belki müşahedeten sabittir ki, ecram-ı ulviyenin gökyüzündeki o yüksek cirimlerin, cazibe dafia gibi, çekici ve itici kanunlarının rabıtası, yani onları ayakta tutan, şu anda dünyayı ve bizleri nasıl ki ayakta tutan bir yer çekimi kanunu varsa, denizlerde de gelgit olayları varsa ayın seyrinden dolayı onunla ayakta duruyor. O olmadığı zaman elbette ki tamamen her şey boşlukta yüzecek. Cenab-ı Hak böyle bir sistem kurmuş. Ve ziya, ışık ve hararet, sıcaklık ve elektrik gibi maddelerdeki kuvvetlerin naşir ve nakili. Onları etrafa yayıyor ve naklediyor. O fezayı dolduran bir madde mevcut. İşte esir maddesinin özelliği, her şey içerisinde akaraktan o toplanmayı, dağılmayı, yayılmayı, aktarmayı, bütün o işlemler onun üzerinden Cenab-ı Hak tarafından sürdürülmektedir. Tam bir ilim, irade ve kudret çerçevesi içerisinde. Üçüncüsü, madde-i esiriye esir denilen o madde, esir kalmakla beraber, yani o özelliğini korumakla beraber, sair maddeler gibi muhtelif teşekkülata ve ayrı ayrı suretlerde bulunduğu tecrübeten sabittir. Çünkü yani bir hamuru nasıl ki her şekle sokarsınız, çocukların oynadıkları hamur oyunu gibi veya pastanede her şey madde-i aciniye diyor üstad. Yani tek bir hamur maddesinden istediğiniz pasta yapın, ekmek yapın, börek yapın, her hale koyabildiğiniz gibi. Adeta esir maddesi de pastanedeki hamurun her şekle bürünmesi gibi. Evet, nasıl ki buhar, su, buz gibi havai, mayi, sıvı, camit, cansız, üç nevi eşya. Yani ya havadır, azot gibi, ya mayi, sıvıdır, ya da cansız, camittir. Yani katı bir özellikle. Üç nevi eşya aynı maddeden oluşuyor, öyle de. Madde-i esiriyenin daha dahi yedi nevi tabakat olmasına hiçbir mani akli olmadığı gibi hiçbir itiraza medar olamaz. Yani Big Bang teorisiyle tek bir maddeden yaratıyor. Ondan sonra eskilerin de yine dört unsur diye ifade ettiği anasır-ı erba, toprak, hava, su ve ateş. Bu maddelerden Cenab-ı Hak bütün varlıkları o şekilde şekillendirerekten meydana getiriyor. Mesela insan, toprakla su karışımı veya insanda dört madde de mevcuttur. Dört madde de insanda mevcuttur. Mesela sinirlendiğinde ateş maddesi öne çıkıyor. Mütevazi olduğunda toprak maddesi öne çıkıyor. Akıcı bir üsluba sahip olduğunda su maddesi veya hava maddesi devreye girmiş oluyor. İnsanda da o dört madde, kainatta bulunan o dört madde insanın içerisinde de hem maddi olarak hem manevi olarak bulunmaktadır. Ondan sonra üstad dördüncüsü olarak da ecram-ı ulviyeye dikkat edilse görünüyor ki o ulvi alemlerin tabakatında muhalefet var. Yani dış görünüşte bir değişiklik, farklılık var. Mesela Nehr-ü Sema ve Kehkeşan namıyla maruf. Yani yeryüzündeki nehirlerde akan durumlar, akıcı haller varsa gökyüzü de bir deniz ve bir nehir gibi. Yıldızlar o denizde akıyorlar. Türkçe samanyolu tabir olunan bulut şeklindeki daire-i azimenin bulunduğu tabaka. Elbette sabit yıldızların tabakasına benzemiyor. Güya tabakayı sabit yıldızları, o sabit tabakadaki yıldızlar yaz meyveleri gibi yetişmiş ermişler. Ve o kehkeşandaki bulut şeklinde görülen hassiz yıldızlar ise yeniden yeniye çıkıp ermeye başlıyorlar. Tabakayı sevabit dahi sadık bir has ile, kesin bir bilgi, doğru bir bilgi ile Manzume-i Şemsiye'nin güneş sisteminin 12 gezegen olarak ifade etmesi, nitekim Yusuf suresinde de Hz. Yusuf aleyhisselamın rüyasında kendisinin güneş ve ayın etrafında bulunan 11 yıldızla birlikte kendisine secde ettiğini görmüş olması rüyasını babası tabir ediyor. Orada da izah edildiği gibi. Manzume-i Şemsiye'nin tabakasına muhalefeti görülüyor ve hakeza 7 manzumat ve 7 tabaka birbirine muhalif bulunması his ve has ile derk olunur, anlaşılır. Yani gökyüzü ve yeryüzü, üstad bunu gerek işaret uygulayacağız, gerek farklı yerlerde de izah ediyor. Mislehünle ifadesini. Yani
Göğü yedi tabaka, yeri de yedi tabaka, onun misli olarak. O misliyet konusunu da uzunca üstad ayrıca izah ediyor. Beşincisi, hadsen ve hisse, yani bilgi ve his bakımından ve istikraen, araştırma ile ve tecrübeten sabit olmuştur ki, bazen istikrai tam diye bir deyim olarak ifade edilir. Yani bir tarih hakikat, geniş bir şekilde izah etme, açıklama. Ve tecrübeten sabit olmuştur ki bir maddede, tanzim ve teşkil düşse, Cenab-ı Hak onu belli bir sisteme koysa ve o maddeden başka masnuat yapılsa, hamur gibi başka varlıklar oluşsa, ki atomdan değil mi bütün varlıklara baktığımız zaman zahiren hepsi atomdan. Atom da neticede esir maddesinden. Ve o da dört unsurdan daha sonra teşekkür etmiş oluyor o dört unsur. Elbette muhtelif tabaka ve şekillerde olur mesela. Elmas madeninde teşkilat başladığı vakit bir oluşum meydana geldiğinde o maddeden hem ramat yani hem kül, hem kömür, hem elmas nevileri tevellüt ediyor. Meydana geliyor, çıkıyor. Hem mesela ateş teşekküle başladığı vakit hem alev, değil mi? O ateşten alev oluyor. Arkasından duman. Hem kor tabakalarına ayrılıyor. Hem mesela müvellidül ma ve müvellidül humuza ile, oksijen ve hidrojen ile mezcedildiği vakit, bir araya getirdiği geldiği zaman o mezcen hem su, hem buz, hem buhar gibi tabakalar teşekkür ediyor. Yani çok garip. Nasıl mı? Cenab-ı Hak zıtları bir araya getiriyor. Allah Allah. Gayet olumlu ve uyumlu bir şey oluyor. Hidrojen ve oksijen. Yakıcı ve yanıcı madde. Yani barutla kirpit, ateş bir araya geliyor. Allah Allah. Söndürücü bir madde oluyor. Su oluyor. Hayat oluyor. Yine Kur'an ifadesiyle ve cealnâ minel mâi külle şeyin hayy. Biz her şeyi sudan diri kıldık diyor. Yani bir hayatiyet özelliğini veriyor. Dirilik özelliğini veriyor. İnsan da su ile toprak karışımı. Hayat o özelliğini onlara koymuş oluyor. Neyden? İki zıt şeyden. Hidrojen ve oksijen maddesinden. Bir araya geliyor. Mesela oksijen tüpü diye de ifade edilen. Mesela hidrojen bombası. Oksijen tüpü sanayide kullanıldığı demiri çeliği bile eritiyor. Yani iki zıt şeyi bir araya getiriyor Allah. Bir, hem ondan suyu yarattığı gibi ve ondan da aynı zamanda buzu, buhar gibi tabakalara onu teşkil ettiriyor, dönüştürüyor, oluşturuyor. Demek anlaşılıyor ki bir madde-i vahitte, yani esir gibi tek bir maddede veya bir üst versiyon, atom gibi tek bir maddede teşkilat düşse, bir oluşum meydana gelse, tabakata ayrılıyor. Farklı farklı. Su, buz, buhar veya öncekinde ifade ettiği gibi alev, duman, kor tabakalarına ayrılıyor. Öyleyse. Madde-i esiriyede o esir denilen artık en küçük. Onun altında yok, parçalanma yok yani. İşte o cern diye yapılan o deneyde de Tanrı parçacığı diye ifade etmiş oldukları ki nereye kadar daha gidiyor. O da tam bir netice alınmadı. Yani tam başarıya ulaşmadı. En azından bir adım atıldı. Madde-i esiriyede kudret-i fatıra teşkilata başladığı için elbette ayrı ayrı tabaka olarak fesavvahın nesef semavat. Yani yedi kat gökleri Cenab-ı Hak tesviye etti, düzenledi. Belli bir sisteme, belli bir teşkilata koydu. Ondan buhar oldu, hava oldu, gaz oldu, yıldızlar oldu, samanyolu oldu, gezegen oldu, galaksiler oldu, gökyüzü denizinde olan nice balıklar meydana geldi. Sırrıyla yedi nevi semavatı ondan harf etmiştir. O esir maddesinden yedi kat gökleri Cenab-ı Hak yaratmıştır. Altıncısı, şu mezkur emareler, belirti, iz, işaretler, bizzat semavatın hem vücuduna, bir, gökyüzünün olduğunu zaten. Mesela bir çöle atılmış bir nohut tanesine ise dünyamız kainat içerisinde, semanın içerisinde yeri o. Veya bir sahildeki bir kum tanesine ise dünyamız da kainatın içerisindeki durumu bir kum tanesi. Hadi kendimizi görelim o kum tanesi içerisinde. Mikroskopla ancak görebilirsek. Şu mezkur emareler biz zarure semavatın hem vücuduna hem taaddüdüne delalet ederler. Birçok olduğuna, tek değil yani. Bugün tabaka tabaka olarak yedi kat sema diye coğrafyanın da ifade etmiş olduğu o tabakalar. Madem katiyen semavat gökyüzü müteaddittir, bir değil yani. Çok çok farklı farklı, katman katman. Ve muhbir-i sadık bu konuda haber veren başta Kur'an
ve oradan haber veren Efendimiz, Kur'an-ı Mucizül Beyan lisanıyla yedidir der, elbette yedidir. Çünkü Kur'an namına konuşur. وَمَا يَمْتِقَ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْنُ يُحَى. O Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kur'an ifadesiyle kendi heva, heves, istek, arzu, keyfine göre konuşmaz. O kendisine vahyedilen bir vahyi söyler. Yedincisi. Yedi, yetmiş, yedi yüz gibi tabirat. Üslub-ı Arabi'de kesreti ifade ettiği için o külli yedi tabaka çok kesretli tabakalara havi olabilir. He. Öyle genel bir belagatta Arapçada bir kuraldır. Yedi kesretten kinayedir. Yedi, yetmiş, yedi yüz gibi ifadeler çoklu ifade sadedinde bazen zikredilir. Yani bu da bize şunu gösteriyor ki demek ki her bir tabakanın içerisinde ihtiva etmiş olduğu birçok tabakalarda söz konusu olabilir. Elhasıl, özetle. Kadir-i Zülcelal esir maddesinden, o en küçük olan o esir maddesinden yedi kat semavatı halk edip tesviye ederek, düzenleyip, gayet dakik ince ve acip bir nizam ile, ölçü ile tanzim etmiş. Yani bir denge var. Rahman suresinde dört kere mizan ifadesi. Yine Rabbimizin levkâne fîhima âliyetün illallahu lefsedetâ. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olmuş olsaydı, yani başkası elini karıştırsaydı, bir dengesizlik olsaydı, yer ve gök fesada, ifsada, yani işte kıyametin kopması gitmiş olurdu, dağılmış olurdu. Ve yıldızları içinde zer edip ekmiştir. Gökyüzü bir tarla olunca, yıldızlar da onun içerisine ekilmiş adeta, birer ekin durumunda. Birer ekin durumunda. Her biri bir tohum durumunda. Ki hakikaten baktığımız zaman sayısız yıldızlar. Yani öyle trilyonlarla değil yani. Ki baktığımız zaman mesela Güneş dünyamızdan 1 milyon 300 bin defa büyük. Ki Güneş diğer samanyolu gezegenler, yıldızlar içerisinde o da gayet küçük. Mesela bir Vega yıldızı, eskilerin Şems-i Şumus dediği, Güneşler Güneşi denilen, oraya doğru gidiyor. Ve yine denizlerde, okyanuslarda girdaplar var. İçine ne gelirse yutuyor. Gökyüzünde de nice kara noktalar var. Kara delikler var. O kara delikler birçok şeyi, yıldızları, birçok şeyleri çok rahatlıkla yutabiliyor. Dipsiz bir kuyu gibi yani. Madem Kur'an-ı Mucizül Beyan, umum ins ve cinnin, insanların ve cinlerin, umum tabakalarına karşı konuşan bir hutbe-i ezeliyedir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا الْيَعْبُدُ Ben cinler ve insanları sadece ve sadece bana iman edip ibadet etsinler diye yarattım. Demek ki insana ve cinne hitap eden Kur'an-ı Azim, bir kutbe-i ezeliye, ezelden başlayan, devam eden bir kutbe. Elbette nev-i beşerin her bir tabakası, her bir ayat-ı Kur'aniyeden hissesini alacak. 12. sözdeki o peygamber kıssalarındaki hikmet cihetini nazara verirken dile getirmişti. Demek ki her tabaka kendi fen anlayışını, yani fizikle uğraşan fizik yönünü, metafizikle uğraşan metafizik yönünü hissesini alacak. Ve ayat-ı Kur'aniye, Kur'an'ın ayetleri, her tabakanın fehmini, kendi anlayışını, anlayış seviyesini tatmin edecek surette ki Kur'an tenezzülatun ilahiyetun ila ukulul beşer. Kur'an ne yapıyor? İnsanların akıllarına göre tenezzül buyurup ifadeyi kelam ediyor. Hiçbir tahta olmasın. Büyük bir edip, belagatçı, nasıl ki bir çocukla konuştuğu zaman onun anlayacağı şekilde konuşur. Bu bir belagat kuralıdır, edebi sanattır. Cenab-ı Hak elbette ki, yoksa Hazreti Üstad'ın onu da izah ettiği gibi, Hazreti Musa ile Tur-i Sina'daki rü'yeti gibi olsaydı dayanamayacaktı. Bir huş düşecekti. Yani teşbih tahta olmasın. Yani bir evde mesela 220 wattlık elektrikler kullanır. Sanayideki makinalar elektrik evde kullanılsa sigortalara attırır. Evin sigortası da, apartmanın sigortası da ve genel mahallenin şarteli de trafosu da gitmiş olur. Ana trafo da gider. Yani onun için insanın kapasitesi belli. İdraki maali bu küçük aklı gerekmez. Zira bu terazi o kadar sıkıntı çekmez. Ayrı ayrı işte demek ki her tabakanın fehmini tatmin edecek, anlayışını memnun edecek, doyuracak. Surette ayrı ayrı ve müteaddit farklı manaları zimnen içerisinde barındırarak ve işareten bulunacaktır.
telvih babında, işaret babında, zımni olarak veya bazen aleni olarak içerisinde zikredecek farklı manaları. Evet, Hitabat-ı Kur'aniye'nin, Kur'an'ın hitabı konuşması, vüs'ati genişliliği ve mani içerisindeki o kutsi manalar ve işaratındaki genişliği, külli külli, kelam-ı ezeli, ezelden gelmiş ebede gitmektedir. Allah'ın zatı nasıl ezeli ve ebedi ise, sıfatları olan ve sıfatları içerisinde de kelam sıfatı da böylece ezeli ve ebedidir. Ve en âmi bir avamdan, yani en düşük bir durumdaki olan kişiden, en has bir havassa kadar, en üst kademedeki insana kadar. Derecat-ı fehimlerini kademe kademe, hepsinin anlayış derecelerini müraat gözetecek, göz önünde bulunacak ve mümaşat etmesi gösteriyor ki, onların o durumuna tabiri caizse ayak uydurması gösteriyor ki, her bir ayetin her bir tabakaya bir veçi var, bir bakışı var ve o noktadan bakıyor. İşte bu sırra binaen yedi semavat, manayı küllisinde yedi tabakayı beşeriye, muhtelif yedi kat manayı fehmetmişler şöyle ki, فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ yedi kat göğü tesviye etmiştir ayetinde. Kısa nazarlı ve dar fikirli bir tabakayı insaniye, yani buradan nasıl anlaşılacak, anlaşılması gereken. Havai nesiminin, yani rüzgar tabakasının, hava tabakasının, o rüzgarın o durumu, akışını, esişini, o tabakayı anlar, fehmeder. Ve kozmografya ile sersemleşmiş, diğer bir tabakayı insaniye dahi, Elsine-i Enam'da, insanların dilinde, Seb'a-i Seyyare ile, yedi kat gök ile meşhur, yıldızları ve medarlarını fehmeder. Yani atmosferle, gökyüzüyle, kozmografya ile uğraşan insanlar veya coğrafya ile uğraşan insan elbette kendi perspektifinden alemin, gökyüzünün oluşumuna bakar. Daha bir kısım insanlar küremize benzer, dünyamıza benzer, zevil hayatın, hayat sahiplerinin makarı olmuş semavi yedi küreyi aharı fehmeder. Üstad ona meskun diyor, makar ve meskun diyor. Yani diğer kürelerde de kendisine münasip sakinler bile ki Allah ateşin içerisinde bile canlı yaratmış. Biz suya girince ölüyoruz, sudaki varlık çıkınca dışarıya o ölüyor. Demek ki yedi ayrı diğer kendisine münasip hayat sahiplerine yerleşim yeri olacak. Meskun, onların sükun bulacağı bir yer olacak, yerleri de meskenleri de yaratmıştır. Bir diğer bir taife-i beşeriye, buradan anlaşılacak mana, Manzume-i Şemsiye'nin güneş sisteminin yedi tabakaya ayrılmasını, hem manzume-i şemsiyemizle beraber yedi manzumat-ı şümsiyeyi fehmeder. Yani demin Vega yıldızı diye ifade ettiğimiz gibi diğer güneş sistemlerini de, yedi güneş sistemini de diğer bir kişi, bilim adamı, farklı tabakadaki kişi onu da öyle anlar. Daha diğer bir. Taife-i beşeriye, madde-i esir, esir maddesinin teşekkülatı, oluşumu yedi tabakaya ayrılmasını fehmeder. Demin en başta anasır-ı erbaa dediğimiz dört unsura ayrıldığı gibi tek bir esir maddesi. Daha sonra o da kendi içerisinde kısımlara ayrılıyor. Ayrıldığı bir kısım da nedir? Yedi tabakadır. Daha geniş fikirli. Bir tabakayı beşeriye yıldızlarla yaldızlanıp bütün görünen gökleri bir sema sayıp onu bu dünyanın semasıdır diyerek bundan başka altı tabakayı semavat var olduğunu fehmeder. Ve ne bileyim. Yedinci tabakası ve en yüksek taifesi ise semavat-ı sebaî, yedi kat semaî, âlem-i şehadete münhasır görmüyor. Şu alemle bağlantılı sadece değil. Belki avalim-i uhraviye, bu alemin dışındaki ahiret alemleri, uhrevi diğer alemleri ve gaybi olan gaybiye ve dünyeviye ve dünya ve misaliyenin ona benzer, mithlehünle ifadesinde olduğu gibi birer muhit zarfı, çevrelemiş kapsamlı zarfı ve ihatalı etrafı kuşatmış birer sakfı, tavanı olan yedi semavatın var olduğunu fehmeder. Ne yaptı? Alanı biraz daha genişletmiş oldu. Sadece başta da ifade ettiğimiz gibi alem şu alemden ibaret değil. Aslında insanın bu dünyadan ister maddi ister manevi kabuğunu kırması lazım. Belki de o cern denilen olay biraz da o kabuğunu kırmaya yönelik bir durum. Veya maneviyat ehlinin uhrevi alemlere geçmesindeki durum kendi maddi olaraktan aynı zamanda kabuğunu kırıp da manevi alemlere manen geçmesi demektir.
ve hakeza. Bu ayetin külliyetinde mezkur yedi kat tabakanın yedi kat manaları gibi daha çok cüz'i manalar vardır. Herkes fehmine göre, kendi anlayışına göre. Hissesini alır ve o maide-i semaviyeden adeta ilahi semavi bir sofradan herkes rızkını bulur. Öyle geniş bir sofra ki, yani o sofrada bütün varlıklar, bütün canlılar hissesini alabilirler. Madem o ayetin böyle pek çok sadık masadakları, uygun, uyumlu, denk gelen noktalar var. Şimdiki akılsız filozofların ve serseri kozmografyalarının inkar-ı semavat bahanesiyle böyle ayete taarruz etmesi, haylaz ahmak çocukların semavattaki yıldızlara bir yıldızı düşürmek niyetiyle taş atmasına benzer. Çünkü ayetin manayı külliyesinden, yukarıda saydığı gibi o geniş birçok manalarından, bir tek masadak sadıksa, ona denk gelecek bir mana doğruysa, o külli mana sadık ve hak olur. Hatta vakide gerçekte bulunmayan, fakat umumun lisanında mütedavil bulunan, sürekli devam ede gelen bir ferdi, umumun efkarını müraat için, gözetmek için o küllide dahil olabilir. Halbuki hak ve hakiki çok efradını gördük ve şimdi bu insafsız ve haksız coğrafyaya ve sersem ve sermest ve sarhoş kozmografyaya bak. Nasıl bu iki fen hata ederek, aynen o cer meselesinde de Tanrı parçacı yahu yaratanı sen niye maddenin içerisinde arıyorsun? Hak ve hakikat ve sadık olan külli manadan gözlerini yumup, yani yaratıcıdan gözlerini yumup ne yapıyor? Her şeyi maddede arıyor. Ve çok sadık olan masadakları görmeyerek hayali bir acip verdi. Manayı ayette vehmederek, ayetin o manası vehmederek ayete taş attılar. Kendi başlarını kırdılar, imanlarını uçurdular. Oysa anlamaya yönelik hareket etmesi lazım. Elhasıl. O kesretten kinaye diye ifade ettiği gibi mesela yedi kelimesinin farklı şekillerde izahıyla alakalı olarak kıraat-ı seba, Kur'an'daki yedi kıraat, vücuh-u seba, yedi cihet ve mucizat-ı seba, Kur'an'ın yedi cihetle mucize olması, bazen kırk cihetle. Üstad onu yine işaret-ı icazda ifade ediyor. Ve hakaik-i seba, yedi hakikat ve erkan-ı seba, dinin yedi rüklü, üzerine nazil olan Kur'an semasının o yedişer tabakalarına cin ve şeyatin şeytanlar, hükmündeki itikatsız maddi fikirler çıkamadıklarından ayatın vücudunda, ayetlerin yıldızlarında ne var, ne yok bilmeyip yalan ve yanlış haber verirler. Ve onların başlarına o ayatın vücudundan meskur tahkikat gibi şahaplar inerler ve onları yakarlar ateş kütlesi. Evet, cin fikirli filozofların felsefesiyle o semavat Kur'aniye'ye çıkılmaz. Belki ayatın yıldızlarına, hikmet-i hakikiyenin miracıyla ve imanlı İslamiyet'in kanatlarıyla çıkılabilir. Yine Üstad bu manayı teyiden 30. lemada da işte gel sen gel, echeliyetin yani en büyük cehaletin nihayetsiz derecesine bak. Evet, zerrelerdeki cilve ise, yani esir maddesinden tutunuz da genel olaraktan atomlardaki o hareketler, cilveler ise zerreler taifesini vacibül vücudun havliyle, kudretiyle, emriyle muntazam ve muhteşem bir ordu hükmüne geçirmiştir. Eğer bir saniye o kumandan-ı azamın emri, Rabbimizin emri ve kuvveti geri alınsa, o çok kesretli camil, şuursuz taife, başıbozuklar hükmüne gelecekler. Belki bütün bütün mahvolacaklar. Bu manayı teyiden mesela Üstad, bütün mektupların başında o inni şeyin illa yusebbihu bihamdi. İsra 44. ayet. Hiçbir şey yoktur ki Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmesin. Aslında zerrelerin ve atomların içerisindeki o hareketler bir tesbihtir. Onların kendisi, kendilerinin kendi silisanı mahsusuyla, özel dilleriyle yapmış oldukları tesbihtir. Eğer biz velakin la tefkahuna tesbihahum ayetin devamında, lakin siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Yani bir yabancı dilde konuşan bir insanın konuştuğu dili bilmiyor isek, yani bu bir şey demiyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Demek ki o yüzlerce dünyadaki diller içerisinde herkes farklı farklı konuşup bir araya geldiğini düşünün. Bir mecliste, bir toplulukta. Birbirlerinin dilini anlamıyor, hepsi de konuşuyor. Şimdi denilebilir mi ki ya bu hiçbir şey konuşmuyor, bir şey söylemiyor, anlamsız, manasız? Hayır, bize göre. Aynı şekilde insanın dışında, yani bir kedinin mırmırı lüzumsuz bir mırmır değil. Ya Rahim, Ya Rahim. Aynı şekilde havanın hu diye, hu zamirini, Allah ifadesini söylediği gibi.
tıktıklar, şırıltılar, hepsi, bütün varlıkların o halleri, hareketleri, zerreler içerisindeki o dönmeler onların kendilerine mahsus bir tesbihidir. Hem insanların bir kısmı güya daha ileri görüyor gibi, daha ziyade cahilane bir dalaletle, Sani-i Zülcelal'in gayet latif, nazenin, muti, musahhar bir sayfeyi icraatı ve emirlerinin bir vasıtayı nakliyatı ve zayıf bir perdeyi tasarrufatı ve latif bir midat, yani mürekkebi kitabeti, yazma için kullanılan bir mürekkebi ve en nazenin bir hulle-i icadatı, icat etmiş olduğu bir elbise ve bir maye-i masnuatı ve bir mezra-i hububatı olan, yani adeta bir tarla orada ekilmiş olan ekinler olan esir maddesini, cilve-i rububiyetini, Cenab-ı Hakk'ın kainatta görülen tecellilerini, tecellilerine aynedarlık ettiği için mastar ve fail tevehüm etmişler. Oysa, yani aynı işte, gene aynı noktaya geliyoruz. İçerindeki maalesef Tanrı parçacığı değil de onu bir ilah kabul etmiş. Allah! Yani bütün her şeyin ondan kaynaklandığı, onu tetikleyenin, silah tetiklen, yani silah patlıyor, doğru. Ama bir tetikleyen olmazsa silah nasıl patlasın? Bu acip cehalet, hadsiz muhalleri istizam ediyor, imkansızlıkları doğuruyor. Çünkü esir maddesi, maddiyunları boğduran zerrat maddesinden, zerre atom maddesinden daha latif, ince ve eski hükemanın saplandığı heyyula fihristesinden daha kesif, ihtiyarsız, şuursuz, camit bir madde. Her şey arasına giren, cansız, şuursuz, yani aklı olmayan bir madde. Bir ilah özelliği, tanrı özelliği yok yani. Parçacığı değil yani. Bu hassiz bir surette tecezzi ve inkisam eden, parçalanan ve nakillik ve infial hassasıyla, hareket durumuyla ve vazifesiyle teşhis edilen bu maddeye, belki o maddenin zerreden çok derece daha küçük olan zerrelerine, parçalarına, her şeyde, her şeyi görecek, bilecek, idare edecek bir ihtiyar ve bir iktidar ile vücut bulan fiilleri, eserleri isnat etmek, esirin zerreleri adedince yanlıştır. Evet, mevcudatta görünen fiili icat, yaratma fiili öyle bir keyfiyettedir ki her şeyde, hususan zihayat olsa, ekser eşyayı ve belki umum kainatı görecek, bilecek ve kainata karşı o zihayatın münasebatını tanıyacak, temin edecek bir iktidar. Ve ihtiyardan geldiğini gösteriyor ki maddi ve ihatasız olan esbabın hiçbir cihetle fiili olamaz. Yani daha önce de tespitler noktada var, esbab konusunu ele almıştık genişçe. Esbab akılsız, şuursuz, bilinçsiz, hiçbir özelliği yok. Su gibi nereye kanalize edersen oraya gidiyor. Yani madde, atomdan oluşmuş olan şeyler de öyle değil mi? Yani onlar bir araya getirilirse o şey otomatikman oluşturuyor. Kendi başına bir şey yaptıkları yok. Evet, sırrı kayyumiyetle, Allah'ın ezeli olması cihetiyle, zatının bir sıfatı olarak cüz'i bir fiili icadı. Yani Cenab-ı Hak ne yarattıklarına benzer, ne yarattıkları gibi yaratılmış özelliğine sahip olmayıp vacip bir vücuttur. Her şey onun varlığıyla kaimdir, kıyamdır. Kayyumdur çünkü o. Kendisi hiçbir şeye, tabiri caizse, dayanmadan, varlığına bir derece bağlantılı olaraktan varlığını sürdürmemektedir. İnsandan havayı çektiniz mi gidiyor, ruhu çektiniz mi ceset çöküyor. Ama Allah ise kayyumdur. Yani varlığı bizatihi kaimdir, kendisindendir. Evet, sırrı kayyumiyetle cüz'i bir fiili icadi, doğrudan doğruya bütün kainat halikinin fiili olduğuna delalet eden bir sırrı azamı taşıyor. Evet, mesela bir arının icadına teveccüh eden bir fiil, iki cihetle Halik-i Kainat'ın hususiyetini gösteriyor. Birincisi, o arının bütün emsalinin, benzerlerinin bütün zeminde aynı zamanda aynı fiile mazhariyetleri gösteriyor ki, hepsi aynı işi yapıyorsa demek ki aynı noktadan ibaret ediyor. Bu cüz'i ve hususi fiil ise ihatalı ruh-i zemini kaplamış bir fiilin bir ucudur. Öyleyse o büyük fiilin faili ve o fiilin sahibi kim ise o cüz'i fiil dahi onundur. Yine aynı şekilde arı var, arıya o ortamı, 6000 tane çiçeğe konabilecek o çiçekleri elbette ki yaratan aynı zattır. Demek ki arı ile o çiçekler arasındaki o münasebeti, tabiat ile, gökteki cirimler, güneş sistemi, bütün kainat ile, onun için yine onu diyoruz, üstadın sık sık dile getirdiği,
Bir şeyi yaratamayan her şeyi yaratamaz. Çünkü bir şey her şeyiyle münasebetler. Her şeyi yaratabilmek için bir şeyi yaratabilmek lazım. Her şey bir şeyle, bir şey her şeyle bağlantılıdır. Onun içindir ki, demek ki bir arıyı yaratan kim ise, bütün arıları yaratan odur. Arının gözünü yaratan kim ise, arının göreceği her şeyi de, lazım olan her şeyi de ona göre yaratan odur. Haşa, insanın gözünü yaratan ayrı, onun gördüğü şeyi yaratan ayrı olması arasında bir zıtlık düşünülebilir mi? Bir uyum varsa, demek ki bunu yaratan kim ise, onun gördüğünü yaratan da aynıdır. Her şey arasındaki bu uyum, demek ki hepsinin bir elden çıktığını gösteriyor. İkinci şey. Bu hazır arının hırkatına, yaratılışına teveccüh eden fiilin faili olmak için o arının şerait-i hayatiyesini, hayat şartlarını ve cihazatını ve kainatla münasebatını temin edecek ve bilecek kadar pek büyük bir iktidar ve ihtiyar lazım geldiğinde, o cüz'i fiili yapan zatın ekser kainata hükmü geçmekle ancak o fiili öyle mükemmel yapabilir. Demek en cüz'i fiil iki cihetle halik-i küllü şeye has olduğunu gösterir. En ziyade cahi dikkat ve cahi hayret şudur ki, vücudun en kuvvetli mertebesi olan vücudun, çünkü varlıklar üçe ayrılıyor. Bir adem ki gerçek manada bize göre yokluk söz konusu. Allah için adem-i mutlak, mutlak manada yokluk yoktur. Çünkü zatının ve sıfatlarının dışı yok ki varlıklar onun dışına gitsin, kaçsın da böylece yok olmuş olsun. İkincisi, mümkün, imkan dediğimiz bizim gibi mütesavi tarafeyn. Yani iki tarafı da müsavi olabilir, olmayabilir. İrade-i ilahiye devreye girerekten o varlıklar var oluyor. Üçüncüsü ise Allah'a ait olan vücut sıfatı, yani vacibi vücut. Yani vücudu gerekli olan Allah, kendisinden olan, kayyum olan Allah, kıyam bir nefsihi. Ve vücudun en sabatlı derecesi olan maddeden tecerrüt, maddeden soyutlanmış, madde değil. Sanatkar dediğimiz gibi yaptığı sanata benzememesi gibi. Ve vücudun zevalden, yok olmaktan en uzak tavrı olan mekandan münezzehiyet. Demek ki madde değil, aynı zamanda mekandan münezzeh. Ve vücudun en sağlam ve takayyürden, sürekli değişmeden ve ademden, yokluktan en mukaddes sıfatı olan vahdetin sahibi olan. Mesela kainata bakın ki ayette de Cenab-ı Hak öyle diyor. Biz her şeyi çift yarattık diyor. Allah'ın varlığının ise zıttı yok. Zıttı yok, tek. Yani vahdı. Vahid ve vahdet içerisinde. Vahdetin sahibi olan zat-ı vacibül vücudun en has hassası özelliği ve lazım-ı zatisi olan ezeliyeti ve sermediyeti. Allah'ın varlığının başlangıcı yok. Yani mesela buna şey örneği de verilebilir. Bir tren, 10 tane vagonlu çeken bir lokomotif. 10. vagonu 9 çekiyor, gelelim 2'yi 1 çekiyor. 1. vagonu lokomotif çekiyor. Şimdi lokomotifi kim çekiyor denilmez. Çünkü lokomotifte çekicilik özelliği var. Vagonda çekilme özelliği var. İşte ezeliyet Cenab-ı Hakk'ın zatının bir gereğidir. Vücudun en zayıf mertebesi ve en incecik derecesi ve en mütegayyir, sürekli değişen, mütehavvil, dönüşen tavrı ve en ziyade mekana yayılmış olan hadsiz, kesretli, çokluklu bir maddi madde olan esir. Alemin her tarafına yayılmış. Üstadın başta dediği gibi feza alemi onunla dolu. Maddi madde olan esir ve zerrat gibi, atom gibi şeylere vermek, bütün bu oluşumları ve onlara ezeliyet isnat etmek. Yani kısacası bir Allah'a vermeyip o maddeye ilahlık derecesinde sayısız ilahlar icat etmek. Ve onları ezeli tasavvur etmek, o maddeyi. Ki sürekli maddede değişken var. Doğma, ölme, bitme, değişme, dönüşme var. Ve kısmen asar-ı ilahiyenin, Allah'ın ilahi eserlerinin onlardan neş'et ettiğini, meydana geldiğini tevehüm etmek ne kadar hilaf-ı hakikat, hakikat dışı ve vaka gerçeğe muhalif ve akıldan uzak ve batıl bir fikir olduğu Risale-i Nur'un müteaddit cüzlerinde kat'i bürhanlarla gösterilmiştir. Yani bu maddenin işi değildir. Yine 30. lem'ada 5. şua 2 meselesinde birinci mesele, burada da esir maddesine üstad şöyle değiniyor. Birinci meselesi, İsmi kayyumun, yani her şeyin Cenab-ı Hak ile var olup ayakta durduğu, kıyamda olduğu, onu ise hiçbir şeye dayanmadan varlığının dediğimiz gibi kendisinden olduğu. Cilve-i azamını görmek istersek hayalimizi, bütün kainatı temaşa edecek biri, en uzak şeyleri, diğeri en küçük zerreleri gösterecek iki dürbin yapıp, birinci dürbinle bakıyoruz, görüyoruz ki, İsmi kayyumun cilvesiyle,
küre-i arzdan dünyamızdan bin defa büyük. Milyonlar küreler, yıldızlar, direksiz olarak. Havadan daha latif, yani akıcı. Havadan daha ince olan madde-i esiriye içinde kısmen durdurulmuş. Kısmen vazife için seyahat ettiriliyor. Sonra o hayalin kurdebini olan ikinci dürbünüyle küçük zerratı görecek bir surette bakıyoruz. O sırrı kayyumiyetle zihayat, mahlukat-ı arziyenin her birinin zerrat-ı vücudu yerleri yıldızlar gibi muntazam bir vaziyet alıp hareket ediyorlar. Ve vazifeler görüyorlar. Hususan zihayatın kanındaki küreyvat-ı hamra ve beyza, al ve ak yuvarlar. Tabir ettikleri zerrelerden teşekkül eden küçücük kütleleri, seyyar yıldızlar gibi, gezici yıldızlar gibi, mevlevi vari iki hareket muntazama ile hareket ediyorlar, görüyoruz. Demek ki genel olaraktan kainatın tohum olsun, çekirdek olsun, yumurta olsun, tek bir maddeden yaratılmasıyla beraber onların asıllarının da akıcı bir madde olan esir maddesinden yaratılmış olduğunu görüyoruz. Yine bu manayı teyiden kendimin hazırladığım Veciz Sözler adlı eserimde Risale-i Nur Külliyatı'ndan konularına göre Veciz Sözler A'dan Z'ye burada hülasa olarak da esir maddesini hem lem'alarda demin okuduğumuz yerde aynı zamanda sözlerde de geçen kısmını burada da ayrıyeten ele aldım. Evet, çekirdek, tohum, yumurta, kainatın ana unsurları, dört madde ve onlar içerisinde atom, diğer bir ifadeyle zerre ve onun en küçük ve asgari mizari, ondan daha küçük olan esir maddesi. Cenab-ı Hakk'ın varlıkları yaratmış olduğu ana madde. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Bu arada düşündüren olaylar başlığında yazmış olduğum kıssadan hisse kabilinden yılana dönüşen haram. 15 yaşlarındaydı. Köyde sürüyü önüne katmış, bahçelerine doğru gitmişti. Öğlen yemeğini bu arada yemek amacıyla bahçeden birkaç domates toplayarak torbasına koydu. Suya doğru hayvanlarıyla beraber giderken komşusunun bahçesinin kenarında adeta kendisine bakıp tebessüm eden çok güzel görünümlü ve büyük olan domatesle ilişmişti. Her yönüyle kendisini çağırıyor veya nefsi kendisini ona doğru sevk ediyordu. Bir anlık kendi torbasında bulunmasına rağmen domatesi izinsiz koparmış ve torbasına diğer helal domateslerle beraber koymuştu. Bir yandan hayvanlarını sularken bir yandan da torbasından çıkardığı domatesleri soğuması için çeşmeye bırakmıştı. Bir hayvanın sürüden kaçması üzerine onun peşine düşmüş, onu yakalayarak diğerlerinin yanına getirmişti. Artık karnı iyice acıkmış. Yeme ihtiyacını hissetmişti. Hala aklına takılı kalan o farklı, başkasına ait domatesi düşünüyordu. Bu düşüncelerle çeşmeye vardı. Her şeyden habersizce domatesi almaya çalıştığı sırada bir de ne görsün. Halkalanmış büyükçe bir yılan ayağa kalkmış. Adeta domatesin çevresinde nöbet tutmaktaydı. O domatesleri almaya ne gücü ne de cesareti vardı. Korkarak oradan uzaklaşmaktan başka çare bulamadı. O başkasına ait olan domatesi yemediği gibi kendi domatesinden de olmuştu. Bahçe komşusu olan domatesi aldığı bahçe sahibini bularak ona durumu aynen anlatıp helal etmesini istedi. Bundan kendisi de bir ders çıkaran bahçe sahibi hakkını helal etmişti. Yine bir gün üzüm bağına gitmek üzere yola çıkmıştı. Bağa yaklaştığında bağ komşusu ileride durmuş, kalabalık halde orada bulunan çocuklara kızarak bağa girmemelerini söylüyordu. Çocuklar da korktuklarından ve göründüklerinden dolayı bir türlü bağa giremiyorlardı. Kendisi ise bir yandan bağına girip kenardan üzüm koparırken, diğer yandan da aynı hizada olup farkına varılmayan komşunun bağından da üzüm koparıyordu. Bir ondan, bir kendisinden olmak üzere büyükçe bir mendile üzüm doldurmuş, geriye ise dereye gidip suya koyarak soğuk soğuk yemek kalıyordu. Üzümleri mendille birlikte suya bırakıp kenara çekilmiş bir müddet beklemişti. Artık yeme zamanı gelmişti. Dereye gidip üzümlere yaklaşınca yine gördüğü onu korkutmuştu. Bir yılan mendilin etrafında halkalanarak beklemekteydi. Ne mümkün yaklaşmak. Üzümü mendille birlikte bırakarak orayı terk etmişti. Durumu bağ sahibine anlatmış, ondan da helallik dilemişti. Bağ sahibi ise ne mutlu, bak sen uyarılıyorsun, haram yiyemiyorsun deyip o da helal etmişti. Burada yılan görünen o haram, ahirette ise yılanlaşacaktır. Haram eşittir yılan olacak, adeta insanı sokacaktır. Haramın binası olmuyordu. 30 yıl öncesinin milli piyango talihlisi Mehmet Sarıoğlu, köylülerin aralarında para toplayarak yaptığı bir barakada soğuktan donarak hayata göz vermiyordu.
Evet, böylece haramın binası olmuyordu. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.